Herkese merhaba. Bugün teyzemlerin evindeyim ve bu da kuzenimin Gülsüm ablanın odası. Okuduğumuz kitaplar hemen hemen benzer olduğu için kitaplıktaki kitaplar biraz tanıdık gelecektir haliyle. Burada kendime güzel bir arka plan ayarladım ve bu box kutumu açmak için videoyu çekiyorum. Bu videoda Kasım kutusunu açacağız. Çok heyecanlıyım. Ya aslında biraz tuhaf gidiyor çünkü Aralık ayında Ekim kutusunun videosunu atıyorum. Kasım'ı Ocak'ta atacağım o zaman. Değişik değişik oluyor. Ben de yetişemiyorum çünkü videolara, o yüzden biraz tuhaf oluyor. Her neyse, bu box kutularını çok seviyorum çünkü beni çok mutlu ediyorlar gerçekten. Kendime sürpriz yapıyormuş gibi hissediyorum. Böyle kendi kendime hediye alıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden mutlu oluyorum içinde ne olduğunu bilmediğim için. Ayrıca bazen de ihtiyacım olan şeyler çıkıyor. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Kutumun şurası biraz ezilmiş ama umarım bir şey olmamıştır. Gerçi içinde genelde kırılacak şeyler olmuyor ama bakalım. Açıyoruz. Açtım. Şey gibi acına bağladım. Evet. Kız zaten içinde böyle küçük bir kutu olduğu için ezilmesi imkansızmış. Boşuna kırıntı yaptım. Evet, Kasım 18 Woobox kutumuzu açmaktayız şu an. Şöyle Kasım kutusu yazıyor. Görmüyorum. Bakmayacağım buraya çünkü en son burayı açıyoruz. Şimdi bana teker teker çıkaracağım ve sürpriz olacak hepsi. Böyle bir kalemlik var. Şeffaf, mavi. Aslında kalemlik olarak kullanmanız şart değil. Bunu her şeye kullanırsınız. Aklımda şu an türlü türlü şey geliyor. Makyaj çantasını bırak. Ben bunu böyle kişisel bakım eşyalarımı koyabilirim mesela yolculuğa giderken. Diş fırçam, diş macunum, kremlerim rahatlıkla girer içine ve de çok mantıklı olur diye düşünüyorum. Geçen ay da çıkmıştı ve çok tatlı. Gerçekten çok güzel. Siyah kalp şeklinde bir post-it ve yanında kalemi var. Umarım kalem beyaz yazıyordur. Ama kağıtlar aşırı güzel. Şöyle. Dur bakalım nasıl yazıyor kalemi. Pembe. Pembe bu beyaz olmasından çok daha iyi. Gerçekten. Çok tatlı. Ya olamaz ya. Çok tatlı değil mi? Çok güzelsin. Jel kalem mi bu? Evet, jel kalem. Ama çok güzel, çok zarif. Vay canına. Çok hoş gözüküyor. Bu da nesi? Ay çok tatlısın sen. Şöyle bir nasıl desem? Defter çanta. Şurada kalemi var. Ve burada da 3 ayrı bölmede not kağıtları var. Şu taraf böyle desenli bir şekilde. Burası bölmelere ayrılmış. Burası ise dümdüz. Ve çok küçük abi. En işe yarayan kısmı da bu zaten. Çok küçük ve çantaya hemen atılır. Ve hani benim yeni hayatımla beraber bu tarz şeylere çok ihtiyacım var. O yüzden bu kalem kutuya falan çok sevindim. Çünkü hep dışarı kalmaya gittiğim için yanımda çok fazla eşya taşıyorum ve taşımakta zorlanıyorum. O yüzden böyle küçük küçük seyahat boy şeyler çok hoşuma gidiyor. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Bu şey telefonunuzu sabit tutmak için böyle tutturabileceğiniz bir şey. Bunu koyuyorsunuz böyle. Dizi izliyorsunuz, film izliyorsunuz, görüntülü konuşuyorsunuz, ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Çok hoş. Çok güzel gerçekten. Ve yurtta böyle bir şeye ihtiyacım vardı gerçekten. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Bunlar silgi mi gerçekten? Abi yer fıstığı şeklinde silgiler var. Hani kardeşim silgi için bu kadar değer miydi ya? Abi keşke ortaokulda olaydım. Nasıl tatlısın ya? Yiyesim geldi buna. Aa, çok komik lan. Ve son olarak çıkmıyor. Ha, çıktı. Sana o kadar ihtiyacım vardı ki. O kadar mutluyum ki şu an. Çünkü haftalık planlayıcı. Ajanda kullanıyorum ama ajandayı ajanda mantığıyla fazla kullanmıyorum. Hani ben ajandayı kalıcı olsun diye kesinleşmiş notlarımı yazıyorum. Aynı zamanda izlediğim filmlere, okuduğum kitapları çoğunlukla not alıyorum. Yani tamamen bir planner değil benim ajandam. Ama bu tarz bir şey çok istiyordum. Çünkü okul hayatımın yanı sıra çok fazla yere gittiğim için artık planlarım çok karışıyor. Tarihleri kafamda tutamıyorum. Hani
başıma dert açmaya başladı bunlar. O yüzden çok işime yarayacağını düşünüyorum. Burada haftanın 5 günü var. Today diye bir bölüm var. Notların var ve hafta sonu bölümü var. Galiba böyle 52 sayfa filandır bu. Bir yıllıktır diye tahmin ediyorum. Ve kutumuzun içinden çıkanlar bu kadar. Şimdi şu karta bakaraktan hepsini yeniden göstereceğim. Çünkü neden olmasın? Neon kalemlik. Neon renklerde şeffaf kalemliğini keyifle kullanabilirsin. Tatlı tasarım kalem. Yazma keyfini ikiye katlayacak tatlı tasarım jel kalem. Çok tatlı, çok tatlı. Tam bir günlük kalem hatta. Telefon tutucu el. Video izlerken yorulma diye telefonunu senin yerine tutacak telefon tutucu el. Ama çok güzel değil mi? Böyle elleri var ve panda. Neon kalemli yapışkanlı kağıt. Neon renkli özel kalemiyle sıra dışı yapışkanlı kağıt. Ama bu çok güzel gerçekten. Bu hatta şey not için değil de böyle hediyelerin üzerine yazabilecek, yapıştırabilecek çok güzel bir kağıt bence. Hani doğum günlerinde olsun, birine bir kitap hediye edersin, onun üzerine not yazarsın falan. Çok romantik. Haftalık planlayıcı, haftanın planını keyifle yapabileceği sevimli haftalık planlayıcı. Neon kalemli not defteri. Kalemli not defterinle okulda, işte, her yerde kolayca not alabilirsin. Bu çok güzel gerçekten çünkü küçücük. Küçücük olması gerçekten büyük bir avantaj. Tasarım silgi seti. Sıra dışı tasarımıyla sevimli silgi seti. Gerçekten sıra dışı yani. Zaten bu box'ın silgileri hep böyle. Ama bu ayrı bir boyut olmuş. Çünkü çok tatlı yiyesin geliyor. Öyle. Bu videoda bu kadar. Umarım içinden çıkanlar hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.